bu millet açlığı göze alsın. Hı. Bu millet bu telefon değiştirmelerle, 80 bin liralık telefonlarla hep yeni çıkanlara dönmeyin. Bu böyle gitmez. Hı. Bu millet Amerika malları, yani Amerika ve Avrupa Birliği'nden ümidi kessin. Hı. Bunlar bizim düşmanımızdır. Bu hükümet de bunu göze alsın. Hı. Seçimi kaybetmeliyiz. İşte bu seçimler bizi mahvediyor. Seçimler. Çünkü hükümet dereyi almak için ne yapsın? Belediyeyi kazanmak istiyor. O da meşru bir gaye. Seçimler bizi mahvediyor dediniz. Mahvediyor. Enerjimizi mi alıyor yani? Hayır, enerjimizi almıyor. Hükümet ne kadar milli olsa da seçimi göze alarak Amerika'nın vesaire, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun bazı şeylerine taviz vermek zorunda kalıyor. Ekonomi daha bozulursa hepten kaybederim diye. Bizim sorunumuz bu. Bak bu gecenin de bütün tüm gecelerinde şeyi bu olsun. Bu seçim sistemiyle bu işler yürümez. Nasıl olması lazım? Yani seçimden korkmayan bir artık 4 senede bir belediye seçimi, 3 sene sonra belediye seçimi, 2 sene sonra cumhurbaşkanı seçimi, hiçbir proje burada tutmaz. Seçimleri kaldıralım mı ya? Yani? Seçimleri bir kazansın, milli bir hükümet kazansın. Ne bileyim, bağlayın onu 10 seneye, 20 seneye, 20 sene sonra bir daha yapın kardeşim. Çok güzel. Ben şunu diyorum, şunu. Hiç bir hükümet, milli bir hükümet seçilsin. Bu hükümet efendim Amerika'ya, NATO'ya resi çeksin. Onun da faturasına hazır mısınız arkadaşlar densin. Bu millet kuru ekmekli de kalır ama ondan sonra işgalden kurtuluruz. Tabii, şu anda bizim evlerimiz güzel, arabalarımız, fakiri var, zengin var, tamam ortalaması var ama fakir daha çok, ona şüphe yok. Pahalılık var ama bu rahatlık bize battı. Bu rahatlık bize taviz verdiriyor ve Amerika'ya boyun eğdiriyor, NATO'ya, Yahudi'ye boyun eğdiriyor. Bak şu anda Gazze'yi biz durdurabiliriz. Bir şeyleri göze alsak biz durdurabiliriz. Ama göze alamıyoruz. Neden? Ekonomi bozulur. Ekonomi bozulunca seçim kaybedilir. Bütün mesele buradan çıkıyor. Bu böyle olmaz. Biz bu vatanı, devleti kurtaramayız. Bak ben sana söyleyeyim. Bu kafayla kurtaramayız. 3 senede bir, 2 senede bir seçim, yönetici ne kadar milli olursa olsun, ne kadar Yahudi, Amerikan, bilmem ne, emperyalizm diyelim, düşmanı olursa olsun, yani milletten rey alacağım kuşkusuyla mutlaka taviz veriyor. Hmm. Bu tavizin verilmemesinin tek yolu burada seçim meçim düşünülüyor. Önde bir seçim derdi olmayan bir ufuk açılacak. Bu ufukta da bunlara res çekilecek. Ondan sonra ekonomikte ne oluyorsa olacak. Açlıktan ölmeden, işte ondan sonra ne olursun? O zaman üretimin önemini anlarsın. Buğdayın sana yetmez. Sizin bu işinizi çok destekliyorum. Evet. Üretim devrimi. Üretim devrimi, sanayi devrimi. Bu işinizi evet. Çok yani acayip destekliyorum. Güçlü Türkiye için üretmek zorundayız. Sen o zaman buğdayın sana yetiyorsa tamam mı? Açlıktan ölmezsin. Güzel. Buğdayın sana yetiyorsa tamam abi. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Tamam, Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milli Harekatı gibi. Bunu sen içinde yeterliliği sağla, zarurilerde. İçinde yeterliliği sağla, ondan sonra meydan oku. Ondan sonra seçimi meçimi de düşünme. Bir rahatlarız ki ondan sonra günü. Her gün öleceğine bir kere bayıl ya. Bu söylediğinizin altına imzamı atıyorum Sayın Ünlü. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde NATO'yu genişletmek var. Önümüzdeki NATO, hafta. NATO'yu genişlet yani ve belayı siz, bul. Şimdi siz diyorsunuz ki üretimi arttıralım, üretim devrimi programınızı destekleyelim. Düşman güzel. 30'sa 31 olsun. Genişlet. Evet, genişletince. Adam, Kur'an'ı yakan adamlar, PKK'ya destek veren adamlar, onları da alıyoruz. Almayacağız diyoruz, onu da alıyoruz. Kesin karar gibi. Belki meclis bir sürpriz yapar. Ne diyorsunuz öyle bir ya zor o şu Erbakan Hoca gibi adamların şeyiyle. Irak şeyi tezkeresi engellendi. Hı. Ama Erbakan gibi adamlar vardı. Orada faal değildi ama. AK Parti'nin bir milletvekili Doğu Perinçek'in o dönem yaptığı açıklamalar da AK Parti grubunu NATO karşıtı açıklamalar, tezkere karşıtı açıklamalar da çok etkili oldu diye söylemişti. Hem Sayın Erbakan'ın hem Sayın Erbakan Hoca tek telefon etti. Çünkü ilk mecliste milli görüşten Erbakan Hoca'dan çok adam vardı. Hı. İlk AK Parti tabii. Meclisinde demek istiyorum. İlk meclis derken AK Parti'nin ilk grubunda. Şeyinde, ilk grubunda bir iki reyle kurtardı. Ama Allah lillah aşkına dedi. Hocanın orada sabahlara kadar telefonda kaldı evet. Hoca. Bak, onu da biliyorum. Anlattıklarınızı arkadaşlar harita şeklinde gösterdi. Nasıl yorumluyorsunuz? Ya neyi haritadan nasıl çıkacağız? Yani ben bunu zaten burada büyük bir İstiklal Savaşı var. İç savaş, dış savaş. İçeriği de karıştırırsa onun da malzemelerini, dokümanını hazırlıyor. Dışarıya bakın. Şimdi şu haritada biz savaşta mıyız?
diyene gülünür, gülmek lazım. Biz savaştayız. Sizin Mansur Yavaş'la temel tartışma konunuz bu muydu? Tabii. Hı. Hayır, ben ben de işte biraz şey konuşmuşum işte. Kendi üslubumla. Yani İHA'sı, ama orada benim HDP, PKK şeyleri de var. Bunlar rahatsız oluyor. Nerenize girdi İHA'nın, SİHA'nın bilmem sivri yeri gibi. Bir kelime var. Oradan bir hakaret var, bir şey. Ama sen başında diyorsun ki savaşta mıyız ya? Biz gelirsek İHA SİHA artık duyulmayacak. Nasıl duyulmayacak? Şu haritada sen ne İHA SİHA? Dün ben bir sohbet yaptım. Vaktiniz olsa dinleseniz. Silah hazırlayın ayeti. Hı. Kur'an'da. Mahmud Efendi bizi çocuk bununla yetiştirdi. Askeriyeye. Derdi ki namaz ayeti, namazı farz ettiği gibi gücünüz yettiği kadar düşmanlara silah hazırlayın. Kuvvet diyor Kur'an. Güç hazırlayın. Bu ayette diyor bunu farz etti. Yani namaz ne kadar farzsa bu da bu kadar farz. Yani ordunun güçlendirmesi. Ordunun güçlenmesi ve silah, envanter. En süper envanterin bizim ordumuz olması lazım. Öbür işten taviz vereceksin. Silahtan vermeyeceksin. Bu ayetle sabit. Kur'an emrediyor bunu. İşte Mahmut Efendi gibi hocalar bizi geri bırakmadı ki. Bazı hocalar vardır. Ya efendim yanlış konuşan. Ama bu noktaya üzerine duracağız. Şimdi biz güçleneceğiz. Silahımızı çok güçlendireceğiz. Lüksümüzden vazgeçeceğiz. Efendim kabuk ekmek, efendim kuru ekmeğe talim etmeyi göze alacağız. Her şeyi göze alacağız. Ve NATO'suna, Amerika'sına bir çıkıştan çıkacağız. Yani bir çıkış yapacağız. Başka bir şey yok. Evet. Bu kadar siz, milletimiz var. Siz şu anda arz-ı mevut gündem oldu. Siz geçen seneki sohbetlerinizde ve ulusal kanaldaki konuşmalarınızda çok net hatırlıyorum. O tehlikeye de dikkat çekmiştiniz. Tabii. Şimdi bütün televizyonlarda arz-ı mevut planı harita kalabilir arkadaşlar. İşte burada yaşa hakanetleri diyor evet. İşte Şahiyan Şimdi İslam. Mesela sizin geçen seneki konuşmalarınızdan birkaç cümle okuyacağım. Suriye'de büyük bir Siyonist Kürdistan kurulmak üzere. Burada büyük tehlikeler var. Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, Kuvayi Milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir. Ben bunu rüyasında gördüm. Rüyalarımın da maalesef çıkma şeyi var. Çıkma gibi bir kötülüğü var. Vatan savaşı rüyasını gördüm. Mı gördünüz? Nasıl bir rüyaydı? Yok, ben işte Kuvayi Milliye gibi işte böyle seferber olduk. Hı. Biz de çarığımızı aldık şey yani, hatta lastik vardı ayağımda. Hı. Mes vardı, lastiği unutmuşuz. Ondan sonra bütün Türkiye'yi dolaşacağız. İşte o eski hocalar, Mehmet Akifler, şunlar bunlar da vaaz ediyorlardı ya camilerde bütün. Hı hı. O dönem gibi yola düştük. İşgal bir yerlerden başlamak üzereymiş. Ve başlamış. Milleti uyandıracağız. Camilerde sohbet yapacağız. İşte biraz tanıştı. Bizim de etkimiz falan var yine rüyamda da. İnsanları ayağa kaldırıp da vatanın bölünmemesi için kafirlere karşı işte silahlanalım, şu yapalım, bu yapalım. Ben bunu bizzat yaşadım rüyamda. Ama o hafta rüyamın antikalığı, o hafta Tayyip Bey grup toplantısında harita var. Türkiye haritası tabii, böyle Amerikan şeyleri yok da. Türkiye haritası var. Haritada dedi ki biz dedi İstiklal Savaşı veriyoruz. Ben o rüyanın gördüğümde... Bu cümlenin bir sonraki cümlesinde şunu söylüyorsunuz. Bu konuşmanın bir sonraki cümlesinde. Toplam olarak yeniden İstiklal Savaşı gibi bağımsızlık mücadelesi verebiliriz. Kazanımlarımızı tasarruflu kullanın. Çok devlet ve din düşmanı var. Onun için temizlik icap edebilir. Sizin bu konuşmanızın üzerine çok durdular. Temizlik derken kimi temizliyorsunuz? Tabii o arsevenler... Yani bayağı Halk TV şeyle o zaman üzerime çok geldiler. Milleti keseceksin diyor manasına. Burada mesela bireysel silahlanmaya karşı çıktınız. Ordu ve ben temizlik icap edebilirden kastım. Ama siz öyle devletin yapacağı temizlikti. Vatan hainlerin temizlenmesi icap eder. Anladım. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Vatan hainleri tespit edilip mühlet verilmemeli. Evet. Faturası ağır olur. Yarına bırakılmamalı. Vatan hainleri mecliste. Vatan hainleri meclis başkanlığında. Vatan hainlerine AYM'den 560 milyon ayrıldı. Hı hı. Ben kendi askerine, polisine silah sıkıp dağdaki teröristi müdafaa edip de bir memleketin meclisinde konuşma yapan ne Avrupa ne Afrika, dünyada Muz Cumhuriyeti bile duymadım. 180 mi ne kadar ülke varsa sadece Türkiye'ye nevi şahsına münhasır bir şeydir. Askerine, polisine silah sıkanı müdafaa eden adam mecliste konuşabiliyor. Ve maaş alıyor. Evet. Ve çakar veriliyor. Ve böyle bir devlet yok ya. Bana bir şey anlatmasın ya. Bu devlet varsa aleyhine çalışmasın ya. Derinidir, sığdır, hükümetidir. Ya bu derin devlet var mı diyorum ya. Ya kardeşim varsa
aleyhine çalışmasın, aleyhine çalışanları yaşatmasın. Bu hepimizin, bütün milletin, çoluk çocuğu, torunlarımızı ilgilendirecek. İşgal olacağız, helak olacağız ya. Ne ırz namus kalacak, ne bir şey kalacak. Suriye, Irak, bütün her yer yanıyor. Tabii. Yani bizi şu vaziyete bakın ya. Şu haritayı gören... Haritayı niye göstermiyoruz arkadaşlar? Gelmek gösterelim. Yani şurada girmiş, o İncirlik herhalde, bilmem Kürecik, evet, bilmem nere, bilmem nere ya. Evet. Ya bir FETÖ'nün darbesinde ne olduk? Başarılı olsaydı ne olacaktı ya? Ankara bombalandı. Yani başkentimiz bombalandı. Ama, meclisimiz bombalandı. Ama şimdi şu var. Bu Amerika bunu kafaya koyduysa bu gavurlar buna bir plan kurdular. Dibimize geldiler. Yani bunu ne yapalım? Rusya'yla mı şey edelim? Orayla mı bir güç verişe? Şu PYD nasıl çıkar buradan? Bu Suriye'den bunun çıkması için her devletten anlaşılıp bu Amerika'ya karşı. Bu kesinlikle bu burada durduğu sürece 21 vilayet tehlikede. Arz-ı Mevut çünkü. Arz-ı Mevut. Arz-ı Mevut. Arz-ı Mevut 21 milyar. Yani bunu anlamıyorlar mı? Ben paşalardan emekli dinledim. Bu açık oturumlarda Pentagon'a gittik dedi. Haritanın altına bizi oturtturdular. Tam da mesaj veriyorlar. Bizim vilayetler dedi. Şeyde dedi ya. Tabii. Başka dedi. Ama işte çıkar. Sayın Ünlü NATO toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün fotoğrafını düşman hedef olarak NATO toplantısında yansıttılar. Türk komutan o toplantıyı terk etti. Bizim Cumhurbaşkanımızla devletimizin kurucusu. Ya artık o zaman devletin de burada durmaması lazım. O albay gibi terk etmesi lazım. Terk etmesi lazım. Tabii kesinlikle. Güzel. Ya bu işler kesin belli ya. Güzel. Bunun iyileşme süreci yok. Evet. Bunlardan bize dost olmaz. Asla iyiliğimizi istemezler. Bütün Kur'an bunu anlatıyor. Bütün Kur'an bunu anlatıyor. Tabii. Biz nasıl ya? Göz göre göre geliyor adam, geliyor ya. Gazze'den Lübnan, Suriye, onun için Lübnan Suriye diye devlet kalmamış. Hedef Türkiye. Asıl nokta Türkiye. Evet. Onun için Gazze Türkiye'nin sınırıdır ya. Gazze'yi savunmak Türkiye'yi savunmak. Türkiye'yi savunmaktır çok ya. Çok güzel bağladınız. Onun için. Peki Sayın Ünlü çok teşekkürler. Benden akıl alacak. Bana kalmış bu öngörülerle bu kadar senedir bu işlere girmişim, konuşmuşum, etmişim, gitmişim. Hep ben hapse girmişim. Ben Sayın Ünlü neden ben geçen seneki yayını hep hatırlattım? Sizin doğru pozisyonunuz, mevzilenmeniz yani Türkiye düşmanı politikalara, İsrail ve Amerika'nın fitne, fesat politikalarına karşı durunca bütün öngörüler doğru çıkıyor. Çünkü plan hep oraya İstiyor yönelik olunca tabii ben o yüzden hep geçen seneki yayınımızı da bu millet, hatırlattım. Bu millet aç kalmayı, açık kalmayı, fakirliği bir daha göze alacak. Bunu bir daha göze alacak, karşı durulacak. Ekonomisi bilmem ne olacaksa olacak. Bu göze alınmazsa konuşmak istemiyorum. Türkiye'nin durumu, devletin bekası ve bölünmez bütünü tehlikededir. Ben ölürüm kalırım. Bir daha az yemeyi, az içmeyi, keyfi kaçırmayı bir daha millet olarak göze alacağız. Almazsak bu hükümetlerde, bu seçimlerden tencere tava meselesi bunu kimse düzeltemez. Bakın. Hiçbir hükümet düzeltemez. Çünkü ekonomiyi Yahudi bozuyor, o bozuyor, bu bozuyor. Tabii içeriden de yanlış hareketler var. O evet. İhaleler, fesatlar, evet. İfsatlar. Ben kimseyi aklamak için konuşmuyorum. Yanlış yapanlar içeride de var, dışarıda da var. Ama dış güçler burayı sallıyor. Ne dedi senin dedi? O Biden mıydı? Biden'dan evvelki? Trump. Ne dedi sen? Ekonomini dedi. Ekonomi bir dakikada bozarım mahvederim dedi. Mahvederim dedi. Tabii. Şimdi tsunami'lerini yaşıyoruz. Dolayısıyla biz Yahudi ile barışamayacağımıza göre, Gazze'yi satamayacağımıza göre, Müslümanları satamayacağımıza göre, Yahudi de bizden uğraşacak. Siyonist bizden uğraşacak. CIA, Mossad uğraşacak. Arz-ı Mevut için uğraşacak. Bu kesin. Bu adam bunu Allah'ın bana vaadi diyor. Doğu Akdeniz'de uğraşacak. 12 savaş gemisi namlularını geldi. Bize çevirmiş durumda. Geldi. Tabii. Yunanistan'ın hali. Tabii Gazze'nin işgalini bırak. Hiçbir mesele olmasaydı Gazze'de. Numara bile olsaydı, o numarayla Akdeniz'e o gemilerin gelmesi bile tabii. Onların hedefiydi. Tabii. Çünkü o geleni nasıl göndereceğim bir de? Tabii. Geleni nasıl göndereceğim yani? Gücüm mü var? Sayın Ünlü, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok size çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Özellikle Allah, bu son, devlet bunu düşünsün. Bu son her vurdunuz, dakika seçim işini devlet düşünsün. Evet, bu son her dakika değil, hiç olmazsa bir fikir daha verelim. Şeyi eşitlesinler. Yani Cumhurbaşkanı'yla şimdi... Yerel seçim. Şimdi yeni seçimden çıktık, hükümet başını şey edecek, düzene sokacak. Yeniden seçime giriyoruz. Bu taviz gerektiriyor. Yani
Bu olmaz mı arkadaş? Tamam, öbürü bir sene sonra olsun bir kere. Birleşsin bu. Hı hı. Bu milletin bütün enerjisini bütün tüketiyor. Bir de taviz vermesine. Tavizi gerektiriyor. Tavizi gerektiriyor. Bak NATO'yla yine dün, bugün yine haberlerde mi neydi? Avrupa Birliği'ne bilmem neyle yine bir toplantı olmuş. Çok iyi geçti diye at yazı var. Bunları gördüğüm zaman sinirim kafama çıkıyor. Evet. Neyin iyi geçti ya? Adam seni işgal etti, hırsına tecavüz etmek için proje yapıyor. Tabii. Sen kalkıyorsun, iyi geçti ya. Ya bu kendimizi kandırmayalım. Evet. Ne iyi geçti Avrupa Birliği'ne NATO'yla ya? LGBT'yi dayatıyor, kültürümüzü yere uğratıyor. Şey. Tabii. LGBT'de şimdi, sizden çok destek aldık. Yani hocalar bile o kadar ilgilenmedi yani bu işten. Tabii kültürümüzü, manevi değerlerimizi, milli devletimizi savunacağız. Bu millet yokluğu bir kez daha göze alsın, bağımsızlığımızı savunalım, seçimi düşünmeyelim, enerjimizi kaybetmeyelim diye Sayın Ünlü. Yokluğu çok göze almazsa, fakirliği göze almazsa her şeyi elinden gidecek. Yokluğu göze alırsa yine bir şeyleri kalacak. Hiç olmazsa vatanı kalacak. Vatanı kalacak. Evet. Çok teşekkürler. Biz ağzınıza, teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Var olun. Uzun bir sohbet oldu. Verdiğiniz mesajları biz Aydınlık Gazetesi'nde ve internet sitelerinde de ayrıca yayınlayacağız. Katılmadığımız bazı görüşleriniz de oldu. Katıldığımız çok sayıda görüşünüz. Ya tabii o doğal. Bu tabii doğal. Bu sohbetleri doğal. Sizinle rahat rahat yapmak da yapmak lazım. Çok önemli. Yapmak tabii. Lazım. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi bu milli vurgularda hep omuz omuza ve sizin hizmetlerinizi, vatanımıza hizmetlerinizi yani de işte dikkatle takip ediyor. Fikir bazında fikir ama veriyorum biz, ama. Şırnak Üniversitesi'nin yazışmalarında sizin isminizi görünce hemen sizi bilgilendirmekte istedik. Sağ olun, teşekkür istedik. Ederiz. Teşekkür ederiz. Hani biz fazla tedbirde alacak bir durumumuz da yok. Yani ama hala görevde. Ya tabii hala onlar görevde. Yani onda da devlet benim, zaaf içinde dediniz ya. Evet. Onun da altını çizmek zorundayım. Sizin canınıza kasteden, milli isimlerin canına kasteden bir yapı görevde kalamaz. Görevde kalamaz. O da bırak. Çoluk çocuk onların elinde. Nasıl? Çoluk çocuk elinde. Talebe elinde. Üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencileri milletin çoluğu çocuğu ya. Yazık değil mi onları bunları? Bu adamları böyle söven, böyle şey yapan, insanlara it muamelesi yapıp da itlaf şey kararları veren profesör olmuş, rektör olmuş bunlar ya. Bu adamların bu memlekette ne yeri var? Ancak hapiste durabilirler. Tabii. Yani bu adamların eline bırakılır mı? Yani Tayyip Bey bunu duysa gece uyumaz ya. Tabii. Ama ulaştırsınlar. Tabii. Vebaldeler. Ulaştırabilenler vebaldeler. Allah için vazife yapsınlar. Bu tehlike çok büyük. Öyle demeyelim şimdi. Askeriye temizlenen emniyet. Yani tam orada da gizli kripto vardır ama temizlendi. Nasıl temizlendi? Sen orada bir adamın yaptığı bir iş, bir pilot savaşa sokuyor seni. Rusya ile savaşa sokacaktı. Bir pilot devleti savaşa sokar ya. Tabii. Bunlar çok önemli şeyler. Böyle bir kişi, iki kişi kaldı diye buna tümünün temizlenmesi lazım. Bir tane kalsa uyumaması lazım. Ben izninizle bir dakika bir şey anlatabilir evet, miyim? Buyurun. Bu pilotu hatırlattınız. Evet. Çok önemli evet. Bir şey söylediniz. O uçak, Rus uçağı düşürüldükten sonra 4 tane general, Vatan Partisi'nde üye emekli generaller Moskova'ya gittiler Sayın Perinçek'in talimatıyla. Ve Moskova'da Putin'in kurmaylarıyla aynı masaya oturdular ve sakın tepki göstermeyin, bu bir FETÖ operasyonudur. Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almayın. Putin'in kurmayları şaşırıyor. Ya diyor, siz daha 2 yıl önce cezaevindeydiniz, hepinizi cezaevine atmışlardı. Tayyip Bey döneminde. Tayyip Bey döneminde siz evet. Cezaevindeydiniz. Ne ara çıktınız da geldiniz ama bize şimdi Cumhurbaşkanı hedef almayın bu FETÖ operasyonu. Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirme planı. İşte vatan sevgisi böyle bir şey yani. Evet. Beni hapse attı diye. Ben de Tayyip Bey'in döneminde de bir sene yattım. Ama ben şimdi bakıyorsam Tayyip Bey milliyse, yani şu anda FETÖ'yle mücadele ediyorsa, ondan sonra şahsi ben içeri yattım da bilmem onu güdemem daha ben öyle. Şahsi evet. Şeyle güdemeyiz. Biz Tayyip Bey'e hem dua diyoruz hem destek veriyoruz. Her şeyine kabul ediyoruz anlamına gelmiyor. Her görüşüne, yaptığına katılıyoruz anlamına gelmiyor. Ama şu anda FETÖ'ye karşı bu PKK, yani bu düşmanlara karşı gördüğümüz en dirayetli insan. Allah sıhhatini afiyetini artırsın. Biz dua diyoruz. Bütün derdimiz bu. Çünkü öbür taraftan bakıyoruz. Belediye seçimine bakıyoruz. Oraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. İngilizle anlaşan, öbürü bilmem PKK ile anlaşan, bütün kadroları PKK'ya peşkeş çeken durumu görünce milli tabii. Olarak yani esasen
Sakı Efendi'nin de dediği gibi siyasetin içine girmemiz uygun değil. Değil. Ama şu anda da öyle bir durum var ki siyaset değil artık. Siyaset üstü bir milli bir mesele oldu yani. Aksi takdirde gelen de milli olsa, ha tabii ben namaz kılanı, karısı örtülü olan tercih ederim. O benim tercihim olabilir. Ama şimdi öyle bir durum var ki burada tersini düşündüğün zaman ya NATO'cu, ya Siyonist'le işbirliği, ya FETÖ'yle işbirliği, bunu gördüğün zaman, ama şimdi Tayyip Bey'in de bu kadar mücadelesine rağmen çok daha ona vefalı insanlar olmalıydılar ki yanındakiler FETÖ'yü bitirmekte operasyonel sıkıntı davranmaları yaşıyoruz. Lazımdı. Sıkıntı yaşıyoruz. Yani yok, biz soruşturma açtık. Soruşturması mı kalmış? Adam FETÖ'yle direkt görüşüyor, talimat alıyor ya. Size mi söyledi yok ki soruşturma? Yok. Bir hoca efendiyi aramışlar. O hoca efendi beni aradı. Biz soruşturma açtık, bilgisini vermek için mi? Evet. Yani bizde zaten soruşturması var. Dolayısıyla hani burada hani YÖK'ü şey yapma. Biz YÖK'ün başkanını, bütün üyelerini, YÖK'ü asla FETÖ'cü diye asla damgalayamayız. İftira olur. Ama gevşeklik, ağırdan almak. Bak orada da seçim üzereyiz. Şimdi bakın. Nasıl zarar veriyor? Yani seçim üzereyiz. Seçime 3 ay 4 ay daha var. İyi adam içine etsin ya. Ya ben buna karşıyım. Bu seçimler bütün bu işleri engelliyor ya. Evet. İkide bir seçim, ikide bir seçim. Burada biz düşmanlar içimizde. Adam rektör, adam akademisyen, her yeri sarmış. Daha biz devlet bunları temizleyememiş. Onun bunun ölüm fermanı geliyor Amerika'dan. Bilmem ne. Böyle bir durumda seçim var 4 ay. Ya böyle bir devlet olur mu? Vatandaşını da koruyacak. Oradaki talebeyi de koruyacak. Evet. Hepsini korumak zorunda bunlar. Bunlar eşkıya ya. Bunlar ne rektörü ya? Evet. Şimdi mecliste geziyor ama. İşte mecliste. Siz bugün önemli bir şey açıkladınız. Şırnak'ta da değil, mecliste. Tabii koridorlarda dedi. Devamlı görüyorum dedi. Evet. Dolayısıyla mesele burada Tayyip Bey Allah için yardımcı olsunlar. Yani devlete de yardımcı olsunlar. Kim ne biliyorsa bilgi versin. Özelde de biliyorsa bilgi versin. Araştırılsın, edilsin. Kimseye iftiraya lüzum yok. Delilli ortaya çıktıktan sonra bunlar görevden en azından alınması lazım. Mahkemeye sevki lazım. Bunu ben mi diyeceğim de yani benimle ne alakası var bu iş? Benim kendi şahsımla ilgili vallahi başka bir şey de olsa aynı konuşurdum. Benimle ilgili konu olmasaydı aynı konuşurdum. Olur mu yani? Benimle ilgili olmasa senden olacak. Öbürüyle ne olacak? Tayyip Bey'e kaç kere suikast girişimi olmadı mı yani? Tabii. Bu çok taviz verilecek bir konu değil. Bu iş acil üstüne gidilsin. Ama eğer ki sen FETÖ'cü olmasan da göz yumuyorsan veya bana ne yapıyorsan, neme lazım diyorsan, efendim kendi şeyinden, makamdan önüne korkarak bunları deşifre etmiyorsan sen de FETÖ'ye yardım etmiş olursun. Dolaylı olarak. İslam bunu böyle kabul eder. İslam bunu çünkü katil öldüreceğini biliyorsun. Ona engelleyeceksen, engellemiyorsan katilsin. Dolayısıyla senin FETÖ'cü olmaman, babanın bilmem kim olması, kendinin ulema, evliya çocuğu olman veya kendinin dindar olman falan seni kurtarmaz. Çünkü sen orada bir devlet kamu görevindesin. Sen Cübbülahmet değilsin kardeşim. Bir kamu görevindesin. Mühür yetkin var. Evet. Devlet sana o mühürü vermiş. Bu arada gördüğün tehlikeyi bildireceksin. Evet. Çok teşekkürler. İhmal var yani. İhmal var. Evet. Üstüne gitmeyi devam edeceğiz. YÖK'e de sorumluluklarını hatırlattı Sayın Ünlü. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.